Kısaca şu kısımla başlamak gerekiyor. Biliyorsunuz EYT'de yaş şartı kalktı ve artık meclise gelmesi, komisyonlarda konuşulması, daha sonra da resmi gazetede yasalaşması bekleniyor. Böyle bir sürece doğru girdik. Ve biz bugün hani programın başında EYT'de takvimi ben size soracağım. Şöyle iki bilgi aktarayım. İşte bir takım bilgilere göre 2 hafta içerisinde bu işin tamamlanacağı, biteceği, ama AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in açıklamasına göre de işte Ocak sonu Şubat başı gibi bir ifade kullanmıştı. Siz de takip ediyorsunuz gündemi, EYT gündemini takip ediyorsunuz. Takvimi nasıl öngörüyorsunuz? Neler yaşanacak sizce? Bence öncelikle iyi akşamlar diliyorum size ve izleyicilerimize. Bence takvimi bu Ocak ayında tamamen sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Ha, benim öngörüm AK Parti Başkan Vekili Özlem Hanım'ın açıklamasından önce hep ben şu şekilde yorum yapıyordum. İşte Ocak ayının ilk haftası, yani bu hafta meclise gelecek. Dolayısıyla alt komisyon, üst komisyon, meclis oylaması, Sayın Cumhurbaşkanı, devamında da resmi gazeteyle yürürlüğe girecek. Bunun takribi 15'ine kadar sonuçlanması, 16'sıyla 31 arasında 2 milyon 250 bin kişi emekli olmak isteyenler tahsis taleplerini verecek. Şubat ayında da ilk maaşlar yatacağını tahmin ediyordum. Ha, ki bu yönde de ufak ufak açıklamalar yapılıyor. Ki bugün yine A Haber işte bu hafta meclise geleceğiyle ilgili bir röportaj yaptılar. Bu hafta büyük ihtimalle benim söylediğim şekilde olacak diye tahmin ediyorum. Tabii ki süreci hep birlikte takip edeceğiz. Şu anda sizin de öngörünüz bu şekilde diyebiliriz. Peki, çokça tartışılan bir konu var. O da 5000 prim günü üzerinden 5975 gün veya farklı bir prim günü. Bu şu anda çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. İşte neden çıkıp hala 5000 prim günü olduğunu açıklamıyorlar, konuşmuyorlar şeklinde izleyiciler de soruyor. Şunu soracağım. Daha önce de çok kez konuştuğumuz bir konu. 5975 gibi bir gün sayısı mümkün müdür? Bu 5975 gün nereden çıktı, niye çıktı, neden telaffuz ediliyor, neden konuşuluyor? 99 önceki şartlar belli. Erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20, 5000 prim günü. Bu 5975 gün konusunu konuşabilir miyiz biraz sizinle? Yani bunu yapan birkaç uzman arkadaşımız oldu işin açıkçası. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da çıkıp açıklamasında buradaki 3 şartın yaşla ilgili şartını kaldırıyoruz şeklinde bir cümle kurdu. Ama şu anki haklar baki kalmak vasıtasıyla önceki uygulamayla alakalı bir cümlesi oldu. Ha, bunu yorumlamak lazım. Dolayısıyla önceki uygulama neydi? 20-25 yıl süre artı 5000 gün. Şu anki uygulama ne? Şu anki uygulamada da yine 20-25 yıl süre, 5000 ile 5975 arasında 75'er gün farkı, artı işe girişe göre erkekler 1,5 yıl, kadınlarda 1 yıl olmak üzere yaşlar birer yaş ileri gidiyordu. Yaş şartı kalkınca giriş üzerinden değerlendirilmesi yapılıyor. Ha, bunu Sayın Bakan geçmiş dönemdeki açıklamalarında İşte prim günü minimum 5000, sonra bir 5400 daha çıktı ortaya. İşte kadınlarda 5000 5000, 5400 şeklinde. erkeklerde 5400 mü gibi bir gelgitler oldu. Bu 5400 de olmayacak bence. Tamamen 20 yıl ve 25 yıllık süre geçecek ve 5000 günde bu olay fixlenecek. Nedeni 5000 ile 5975 gün arasında 75'er gün fark, 4447 sayılı kademeli yaşta ek 4759 sayılı geçici maddelerle bunların hepsi bize geldi. Dolayısıyla yani şu an 4447 sayılı yasa da mülgü oldu. Şu an biz 4759 sayılı yasanın kalkmasıyla ilgili, ama hep dilimize pelesenk olmuş 4447, öyle bir şey de yok aslında. Bundan ötürü bir önceki yasaya dönüleceğinden dolayı, göstergelerde onu gösterdiği için 5000'de bu olay fixlenecek.
Çünkü kademeli yaş bize 8 Eylül 99'da bu yasayla birlikte geldi. Bu yasayla birlikte geldiği için kademeli yaşla kalkınca buradaki uygulama da kalktı. Çünkü EYT grupları neye itiraz ediyordu? İtiraz ettikleri, biz işte maç oynanırken kural değişti. Maç oynanırken 5000 gündü, kural değişti, 5975 oldu. Yani bize bir Şimdi söz FIDO verildi, kuralı sonra bu düzeltince sözden 5000 gün olmuş olacak. evet yani bize böyle söz verilmişti. O sözün içerisinde yaş gibi bir şey yoktu. Prim günü 5000'di. 25 yıllık hizmet süresi erkeklerde, kadınlarda 20 yıldı. Sonra bu değiştirildiği için zaten bununla ilgili hak arayışını sürdürüyorlardı. Şimdi burada tekrar bir prim günü güncellemesi olursa yine konun o noktaya geliyor yani ister istemez. Gelmiş oluyor, evet. Yani 975 gün bir fark olmuş oluyor. Ben bu arada hesap makinemi getirmiştim ama buldum, özür diliyorum. 975 gün farkı 360'a böldüğünüz takdirde 2,7 yapıyor. Yani 2 yıl 7 ay gibi bir süre yapıyor. Dolayısıyla buradaki kademeli yaş tablosu üzerinden değerlendirdiğimiz takdirde 5000 tarihi nerede başlıyor? 1979'da 80 arası giren erkeklerde ve devamında da 24.11.98 ile 7.9.99 arasında 5975 yapıyor. Yani senin 70 1980 ile işe girenle 7 Eylül 90 8 Eylül 99'da işe giren arasında tam 2 yıl 7 ay oynuyor. Eğer buradaki kişilerin yani 80'de 5000 günü varsa 90'da 99'da olanın 975 gün eksiği olacak. Orada da 2 yıl 7 aylık bir mağduriyet oluşmuş olacak. Bu da baktığın zaman işin doğasına aykırı. Yani tekrardan bir süre yeniden gelmiş olacak. Ama bunu tek taraflı düşünmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü 2 milyon 250 bin kişiydi. Burada 5000 ile 5975 arasında 5075, 5150, 5225 şeklinde 75'er gün kademeler geldiği takdirde 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaz. Bu sayı daha da düşük çıkar. Bundan dolayı 5000 gün çıkacağını ben tahmin ediyorum ki Yani bu sayı böyle 2 milyon 250 bin kişi olmuş oldu. sayısal Yani olarak orada böyle bir bir uyuşma söz konusu. sınırlama getirilmek isteselerdi bunu uygulayabilirlerdi ama sayıların söylemiş oldukları rakamlar 2 milyon 250 bin kişi hemen emekli olacak denmesi dolayısıyla 5000'e ağır basıyor bence, benim öngörüm. 5000 konusunda da zaten ben de bir hatırlatma yapayım. Bakan Bilginin Habertürk'te açıklaması vardı. 99 öncesi hakları aynı şekilde iade edeceğiz. Bu yaş açıklamasından önce bu açıklamayı yapmıştı. Cumhurbaşkanı yaş açıklamasından önce. Yani onları Doğru, değiştirmiyoruz. Onlar aynen. sabit kalacak demişti. Zaten oradaki sabit kalan şeyler de 5000 prim günü kadınlarda, 20 erkeklerde 25 yıllık hizmet süresi. Ama yine de hani bir sormak istedik. Çünkü yani çok kafa karışıklığı var bu konuyla ilgili. Aslında bir tek bu konu da yok. Bu konunun dışında çok kafa karıştıran bir konu daha var. Ne olacağı belirsiz. 3600 konusu. 3600 konusunu özellikle sormak istiyorum sizlere. Bazen yayınlarda da kızıyorlar. Ya niye hiç konuşmuyorsun bu 3600 konusunu? Niye detaylandırmıyorsunuz? Niye bizi aydınlatmıyorsunuz? Ne olur ne olmaz diye. Sizden bu konuyu dinlemek istiyorum. Siz nasıl bir öngörü görüyorsunuz? Veya bu konuyla ilgili neler olur, neler biter? Kısaca bir anlatırsanız sevinirim. Şimdi 8 Eylül 99 öncesinde de kısmi emeklilik vardı. İlk önce kısmi emekliliğin ne olduğunu izleyicilerimize anlatayım ben. Bizim primlerimiz işte 5000 günlere varamayıp da yaş ileri olup bunlarla ilgili yasalarımızda prim günü eksik olanlara bir kolaylık daha var. Bunun adı kısmi emeklilik. Burada erkekte de kadında da bir kolaylık var. Prim günün 5000 değil de 3600'ü tamamlarsan yine emekli olabilirsin diye sosyal güvenlik hukukumuzda böyle bir hak daha mevcut. Bu haktan dolayı yasa ilk çıktığı zaman, yani şu anki uygulamada nasıl 15 yıl sigorta başlangıcından sonra süre geçecek, 3600 gün olacak ve de kadında 50, erkekte 55 yaş olacak. Kadındaki 50 yaşla 58 yaş arasında ikişer yaş şeklinde kademelendirilmiş.
Erkekte de 55 ile 60 yaş arasında birer yaş üzerinden kademelendirilmiş. Şimdi bununla alakalı çıkacak olan yasada kısmi emekliliği önceki uygulamada olan 50 yaşta 55 yaş mı olacak, yoksa şu anki uygulamada olan erkekte 55, 56, 57 böyle 60 yaşa kadar mı gidecek? Kadında da 50, 52, 54, 56, 58'e kadar mı gidecek? O belli değil. Kısmi emekliliğin bu yasa içerisinde önceki yasadaki gibi uygulanması lazım benim öngörüm. Çünkü bunu tek taraflı düşüneme. Yani biz burada 5.000 yaptık. İşte 25 yıl, 20 yıl tam emeklilik, yaşlık aylığı ama kısmi emeklilikte şu anki mevzuat uygun denemez. Bunu bir bütün olarak görmek lazım. Çünkü bu bütün 4.447 sayılı kademeli yaşta ikisi birlikte geldi. Dolayısıyla buradaki yaşları kaldırıyorsak oradaki kademelendirilmiş yaşlar da kalkar. Kadında sadece 50, erkekte sadece 55 olmuş olur. Yani önceki uygulamaya dönmüş olunur. Bu sebepten dolayı ben bu açıklamaları ilk yaptığım zaman 50-55 yaş olacak şeklinde EYT ile ilgili biraz daha ortam da yeni yeni ısınıyordu. Yaklaşık 2 ay öncesinde insanlar bana sosyal medya üzerinden biz yaş yok istiyoruz, sen yaşı söylüyorsun, neden böyle bir şey söylüyorsun diye çıkışıyordu değerli EYT'liler. Ama şu an onlar da konuyu tam anlamıyla vakıf oldular ve biz bunu anlattığımız zaman 50-55'e onlar da kanaat getiriyor.